7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Şey kaçmaz. 500 IQ. İki güne inseleyecek seni. Yakalayacak seni. Tıkacak içeri. Çocuklarınla vedalaş. Şahane hayatınla, koca işinle. Bittin kızım sen, bittin. Gözlükler dünyada insanı saklıyor gibiler değil mi? Ne zaman anlaşılmamak istesem gözlük takarım. Şebnem? Şebnem Hanım. Niyazi abim nerede? Şebnem? Gebertirim lan seni. Konuş. Şebnem? Geldim aşkım. Geliyorum ben, sen çık. Okey, yukarıdayım. Ya abim nerede lan? Dağıtırım burayı, konuş! Kes lan, bırak aşağıda. Kes sesini. Ne bıçak çekiyorsun lan ben? Sen daha. Kimsin lan sen? Bu ev kimin biliyor musun sen? Nasıl girdin sen? Nasıl girdin lan güvenliğe aşı? Ben... Refik ben. Niyazi abim nerede? Ne ettiniz adamı? Kim oğlum senin Niyazi abin? Kim? Bizim İzmir'den. Delikanlı bir abimiz. Mahpustaydı, çıktı İstanbul'a geldi. Evesi. Ben de onu bulamadım, seni buldum. Beni buldun. He. Nereden buldun beni? Polis seninle konuşuyordu. Salak mısın Nazlı? Polis benimle konuşuyormuş. Polisin bir tek işi seni salak Niyazi abinin peşine düşmek be. Ben başka bir şey konuşamaz mıyım polisle? Ne konuşuyordun o zaman? Sana ne oğlum? Sana ne lan? Senin ne işin var burada? Sen buranın kimin evi olduğunu biliyor musun? Yukarıda kim var biliyor musun? Bak bir tuşla bütün güvenliği yığarım buraya. Hayatını kaydırırım lan seni. Git lan. Git nasıl açtıysan burayı. Git lan. Git.
Dur, bir dakika dur. Sen polisi niye takip ediyorsun? Niyazi abimi bulurum diye. Bu polis benim dışımdan nerelere gitti? Bize geldi, kemer altına sordu. Sonra okula gitti. Kolejine mi? Sonra? Sonracıma çıktı, geldi bu eve baktı işte. Anladım. Boş boş işler yani. Sen nesi oluyorsun Niyazi'nin? Kardeşim olur. Ya yürü git, doğru düzgün konuş. Nesi oluyorsun? Ne ya, kardeş gibiyiz. Niyazi abinle mi kardeş gibisin? Evet, canımı kurtardı benim. Nasıl canını kurtardı senin Niyazi abin? Mahallede beni dövüyorlardı. Niyazi abim koştu geldi, dağıttı hepsini. Tek tek yere serdi. O gün bugündür can dostuyuz. Koştu geldi Niyazi abin. Ne zaman oluyor bu tam olarak? Aşağı yukarı bir 5 yıl olmuştur. Ondan sonra da işte hapse girdi. Ben de gittim geldim hep. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen Niyazi abinle hiç tanışmamış olabilir misin acaba? Hı? Nereden anladın? Nasıl dedin sen onu ya? Ben yürü git. Yürü git, uğraştırma beni. Yürü git. Niyazi abim nerede? Ben tanıyorum onu. Canım o benim. Kurtardı beni. Oğlum Niyazi topal lan topal. Gelmişmiş, kurtarmışmış. Zekalı. Bir dakika. O zaman sen tanıyorsun Niyazi'yi. Nerelerde geziyorsun Şebnem Hanım? Eski an. Buldum seni. Yeni yaptırmıştım. Birkaç hafta önce gelip baktım, kırılmış. Pazar bura boş tabii. Biz de yokuz. Tetkikim yapmış. Yok mu kayıt mayıt? 100 yıllık han. Ne arasın kamera amirim? Şu arka girişi açık bırakıyorlar bazen. Sarhoşu, iti, uğursuzu oradan giriyor. Bunun demir destek ayağını da kırmışlar. Çok pis kavga etmişler burada. Nerede demir? Yok. Olay ne zaman olmuş? 3-4 hafta oldu herhalde. Eyvallah. Alo Nazım. Bana hemen bir ekip gönder, atıyorum konumu şimdi. Ne yapıyorsun ya? Versene telefonumu. Ya. Al bulacağım ben seni, hadi. Ya Niyazi abim nerede? Sen kimsin? Sus, sus, sus. Sen... Bulacağım ben seni. Niye arıyorsun sen Niyazi'yi? Söyle bakayım bana. Öyle işte. Selo mu yolladı lan seni? Sen Selo'yu nereden biliyorsun? Hadi git, git, git. Görünmeden git. Nasıl geldiysen git işte. Hadi. Sen Selo'yu nereden biliyorsun? Niyazi nerede? Yürü git oğlum, yürü git. Arayacağım ben seni, hadi. Tamam hadi git, git, git oğlum, git, git lan. Haftalar olmuş diyorsun.
Günde 2000 kişi geçiyordur buradan. Parmak izi, tükürük, oho! Ne arıyoruz tam olarak? Yani samanlıkta iğne gibi duruyor da. Kan. Kan arıyoruz Nazım, bak. Tabela kırılmış, biri üstüne düşmüş, koca mekan darbede çıkmış. Burada bir yerde kan var. Bana onu bulun. Tamam, peki. Anladım. Anladım. Ya o zaman siz departmanlar arası didişmeyi bırakın, öyle kalsın. Ben daha sonra bu konuyu bile bir halledeyim. Tamam mı? Hani daha kötüye sarmasın. Tamam, tamam, sağ ol. Hadi görüşürüz. Aşkım. Hayatım. Sana harika haberlerim var. Ama önce dur, öpeceğim. Oh, çok özledim. Ece'nin ödevi sınıf birincisi seçilmiş. Ne harika. Göstereyim mi? Göster. Harika bir edit yapmış. Getiriyorum. Evet. Hiçbir şey yok. Nasıl yok? Tabelada kan yok. Yok. Ne yaptın? Versene bana da ince. İnce be. O polis buldu kızım seni. Çoktan buldu. Okuluma gitmiş. Mezuniyetimi falan araştırmış. Laks, akıllı adam. Armut gibi toplayacak şimdi seni. Hayır, bir şey olmayacak. Aysel her şeyi tertemiz yaptı zaten. Hiçbir şey bulamaz. Bulamaz. Navigasyonu buldu. Aha da buyur. Hadi bakayım. Navigasyonu buldu. Onu düşüneceğim. Düşüneceğim onu, şey yapacağım. Bana bak. Hı. Anladın lan. Ne takıyorsun onu akşam akşam? Arabayı bırakmış. Kafa tutar gibi. He, sen niye takıyorsun? Kafasının içine girmeye çalışıyorum. Ne biliyor? Niye benimle uğraşıyor? Hiç iz bırakmadım abi. Hiçbir şey yok. İz yok, bir şey yok. Sen yoksun. Ceset yok. Yok. Ceset aleti yok. Cinayet aleti yok. Vah vah. Bana bak. Sen bir cozudun ha. Bak ayarlar kaydı senin. Hiç iyi görmüyorum ben seni. Korkuyorum ben. Yani korku değil de sanki başka bir şey gibi diyelim ona. Hani Mesut, Mesut başkomiser. Yandın lan adama, vuruldun adama. Ya komiserim ne kadar yakışıklısınız ya. Ben ki sıçan şebo ömrümde böyle de bir insan evladı görmüş değilim. Kes oğlum sesini, yok öyle bir şey. Bittin lan sen. Yandın lan adama. Korkuyorum ondan. Korkmamam lazım. Böyle bir gözüme bakıyor ki böyle beynimi okuyor sanki. Evet, çok çok acayip bir adam. Çok acayip bir adam. Çok başka. Bittin kızım sen. Bittin, yandın. Yandın, adama yandın. Dur bakalım. Gelince neler olacak göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Ben de merak içindeyim. Yok. Benim onu anlamam lazım. O beni anlamadan benim onu anlamam lazım. Büyük bir kavga çıkıyor. Demirler kopuyor. Tabelayı paramparça ediyorlar. Ortalıkta kan yok. Ceset de yok. Niyazi'nin orada olduğunu da ispat edemedik zaten. Hı. Hı? Kaçırdım. Neyi kaçırdın? Temizlemişler diyorum. Ortalık tertemiz.
Bayağı profesyonel işi bu. İz yok, kan yok, Niyazi yok. Niyazi'yi öldürüp kaldırmış Ayran. Ortalığı da profesyonel iş yani, infaz. Hayvanı da kim taşır? Hadi taşıdın, saklamaya lüzum olmayan biri. Var be dede, geç git. Orası öyle. Ne? Ne? Agacığım, yüzün değişti de. Yok. İlginç bir teklif aldım da. Hayırlısı. Yeter bu bacağım daha. Bu geceler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gideceğimiz yeri bildirdiler değil mi? Tabii biliyorum. Yalnız yolda iyi bir kahveci var mı? Acil kafeine ihtiyacım var. Var, merak etmeyin. Süper. Ben açarım. Gidebilirsiniz. Ya! Canım! Hoş geldin. Ne durumdasınız şimdi? En son nasıl ayrıldınız? Telefonda öyle parça parça anlatınca resim sende tam oluşmadı değil mi? Her bir detay o kadar önemli ki hiçbir şeyi kaçırmamamız lazım. Çok haklısın. O yüzden hemen yanına geldim. En baştan başlıyorum o zaman. Bildiğin gibi ilk karşılaşmamız şirkette oldu.
Daha doğrusu Onur bizim tesadüfen karşılaştığımızı zannetti. Few days earlier than we planned, so that I can meet the entrepreneurs in the list first, and then later we move on to deep tech. Okay? Possibly, yeah. We can do that. Yok artık. Şaka herhalde. Melissa. Tanıdın yani. Tanıdım tabii. Tanın. Ne, nasıl söz öyle o? Tanıdım tabii, tanımaz olur muyum? Ha, öyle bir baktın ki dedim beni hafızasının en derin köşesinden çekip çıkarmaya çalışıyor herhalde. Ya, hayır yani seni burada böyle birdenbire görünce şaşırdım. Ben de çok şaşırdım. Yani, kim derdi ki yıllar sonra New York'ta bir startup derleme şirketinde böyle karşılaşacağız? İnanamıyorum. Bir de investor match çıkarmışız. Ne? Can. I remember you. How do you do, ma'am? Thanks. Thank you so much. You're welcome. Nice to see you. Onur and I, are we an investor match? Please give me one second. Yeah. Let me check my match list first. Guys, you know what? I got great news. Yes, you are. Birlikte çalışıyormuşuz. İnanamıyorum. Doğrusu şu anda burada olup bir tane ben de inanamıyorum. Bir partneriniz var demişlerdi ama yani senin olabileceğin aklımın ucuna bile gelmezdi. Yalnız yıllar hiç fena geçmemiş senin için. Sen de iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bunu ben hiç anlamadım. İnsan hayat boyu sevgilisi olmuş birini böyle tutuk mu karşılar? Aysel anneciğim, yani haklısınız tabii. Biz Onur'la bütün hayatımızı birlikte geçirdik. Siz ona nasıl bir eğitim planı yaptıysanız, benim annemler de aynını bana yaptılar bizi birlikte tutabilmek için. Birlikte olmanız için ne kadar uğraştık. Ama işte. Ama işte. O Şebnem geldi, aldı götürdü Onur'u. Aysel anne, bana bir bakar mısın ne olur? Bak sana hiç yakışmıyor bu hüzünlü haller. Yapma ne olur. Yani Onur gizlice evlendiği zaman sen kendi halini hatırla. Yıkılmıştım. Hayallerimdeki hayat, Onur'la ilişkimiz, her şey birden puf diye uçup gitti. Ama işte senin sayende yeniden görüşmeye başladık. New York'a gide gele de bir şeyler yakaladık gibi sanki. Son durumu anlatacaktın. Onur şimdilik kendini biraz geri çekiyor. Ama endişeye mal yok. Son görüşmemizde gerçekten bir şeyler yakaladık. Robert'la daha sonra görüştük tabii. Birlikte değiliz dedim. İnanamadı. Yani evlenmemiş olduğumuza. Hmm. Arkadaş kaldık deseydin. Arkadaş da kalmadık ya. Sen hep böyleydin biliyor musun Onur? Sessizliği arkasındaki cümleleri saklamak için hep böyle ustaca kullanırdın. İtham ediliyorum galiba. Yok canım. Hayır. Keşke ben de senin gibi olabilseydim diyorum. Hı? Sessizliği senin gibi ustaca kullanabilseydim. O zaman her şey bambaşka olurdu. Mesela? Dürüstçe söylememi ister misin? Sen de hep böyleydin zaten. Eyvah. Arkasından ne gelecek çok merak ettim. Nasılmışım? Ya biliyorsun işte. Cesur. Duygularını ifade etmekten hiç çekinmezdin. Ya. Burası çok gürültülü değil mi? Dur yanına geleyim. Duyamıyorum tam. Anlat bakalım.
Hı? Cesurmuşum. Hı. Sonra? Sonra? Sonrası yok. Aşk olsun ya. Bana yapabileceğin en kötü şeyi yapıyorsun, biliyor musun? Benim hakkımda bir şey söyleyip böyle yarıda kesiyorsun. Merakımdan öleceğimi bile bile. Tamam, tamam, tamam. Gerçekten istemeden oldu. Bir daha yap. Söz. Artık çok geç. Bir tane daha. Excuse me. Can we have another one, please? Cheers. Boston'daki iş yoğunluğunun kaç gün süreceği yarın belli olur. Ben sana haber veririm hayatım. Yoo, iyiyim. İyiyim, iyiyim. İyiyim, çok iyiyim. Çok yorucu bir gündü. Ben seni yarın ararım, tamam mı? Hadi hoşça kal. Karşıma çıktın ki sen yine. Ha? Neden? Melisa. Hı. Biz sadece karşılaştık. No. Alelade bir karşılaşma değil bu. Biliyor musun? Hayat yarım kalan hikayelerden nefret eder. İnsanı bütün olmaya zorlar. Sen tekrar karşıma çıkınca dedim ki... işte benim... eksik parça. Melisa. Burada duralım lütfen. Devamını getirme, olur mu? Ben şimdi susarsam... Hı. ...hayat boyu kendimden nefret ederim, biliyor musun? Konuşmak zorundayım. Kim bana? O günkü gibi bakıyorsun, biliyor musun? İlk öpüştüğümüz günkü gibi. Melisa. Bak.
çok yorucu bir gündü benim için, dinlenmeliyim. Sen de evine gidip yatarsan iyi edersin. Resepsiyondan senin için bir taksi isteyelim. Öyle mi diyorsun? İsteyelim. Yani bence aklı karıştı. Gözlerinde gördüm. Emin misin? Onur kararlı durmuş gibi görünüyor. Ya Aysel anne, bak bu dünyada kimse Onur'u senden daha iyi tanıyor olamaz. Onur ne zaman duygularını filtresiz ifade eden bir çocuk oldu ki? Orası öyle de durum tespitini doğru yapıp ona göre hareket almamız lazım. Yani biz duvarda bir gedik açtığımızı zannediyoruz ama... Zannetmiyoruz. Zannetmiyoruz, kesin öyle. Ve sen o yüzden de yakın markaj için buraya geldin, öyle mi? Yanında olmam gerekiyordu. Yani yüzdüm kuyruğuna geldim. Yani bundan sonra New York'a gelmesini beklemek saflık olacaktı. Diyorsun. İyi. En güzelini yapmışsın. Aferin sana. Hayatım. Hı? Dalgınsın bu ara. Kaçalım mı bir yerlere? Kıpırdayacak durumda değilim. İnan çok yoğunum Şebnem. Ne yapabilirim senin için o zaman? Söyle bakayım bana. Hı? Onur. Onur. Hı? Aa. Ya gerçekten hiç gerek yok sevgilim. Yani yakında her şey rayına oturur. Ben de rahatlarım. O zaman bir yerlere kaçarız baş başa. Hı? Bazen ne istiyorum biliyor musun? Hı. O kafanın içine girmek. Aa. Neden? Böyle seni yoran, üzen, kafanı karıştıran ne varsa hepsini silip süpürmek. Seni rahatlatmak için. Lokasyonu belediyen duyduk Onur. Aa, evet. 10 farklı şehir için uygunluk haritaları çıkarmıştı. Sonunda Adana'da karar kıldık. Onur sadece bugün için değil, gelecek için de yatırım yapıyor. Geleneksel sermaye de ezberin altında. 14. Senin eski kocan neydi, adı Ahmet? Evet, Ahmet eski kocam. Ha. Arıyor mu seni? Yani hala peşimde. Hiç inanmadı, bir türlü kabullenemedi boşanmış olmamızı. Teşekkürler. Biliyorsun, en başta yapılmaması gereken bir evlilik. Kalp kırıklığıyla verilmiş bir karardı. Hem insan ne kadar uğraşırsa uğraşsın bazı şeyleri unutamıyor. Hala seviyorsun değil mi Onur? Sevmekten asla vazgeçmedim ki. Ama şimdi gerçekten bir şansımız varmış gibi hissediyorum. Ya düşünsene, bunca yıl sonra tekrar bir iletişimimiz var senin sayende. Harika bir şey bu. Ben hayata geri döndüm sanki. Gerçek yaşamıma, ait olduğum yerden kovulmuş gibiydim. Şimdi ise hakkım olanı almaya geldim. Peki,
kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyor musun? Zamanında ben eskiydim, Şebnem yeni. Şimdi ise Şebnem eskidi, ben yeniyim. Hem onların çocukları var. Şebnem'in başka merkezleri, başka öncelikleri var. Benimse tek bir önceliğim var. Onur. Ve bundan asla vazgeçmeyeceğim diyorsun, öyle mi? Sen arkamda olduğun sürece. Ama arkamdasın değil mi? Yani ne bileyim, 10 yıllık bir evlilik. Sen ne demek istiyorsun? Neden diyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık benim aklıma Gümüşçü deyince Aysel Hanım gelmiyor. Direkt Şebnem. Herhalde artık. Bütün bu gece bunu göstermek için zaten. Davetler, orada burada görünmeler. Kadın yerini çaktı resmen. Bence de okey zaten. Sıkılmıştık zaten Aysel Hanım, Aysel Hanım. Ay yani. Yaşasın yeni kraliçe. Ben Onur'u düşünmüyorum. Sadece oğlum. Bu kız Onur'a yaramıyor. Hiç. Ay boş ver. Şimdi geçmişin sağlamasını yapmayı bırakalım, bugüne dönelim. Onur'un burada olduğunu biliyor mu? Hı hı. Haber verdim. Görüşmeye ikna oldum. Ve sen bana bunu şimdi söylüyorsun, öyle mi? Bu nefis bir haber. Peki ne zaman buluşuyorsunuz? Today. Bravo. Hiç vakit kaybetmiyorsun. Bravo. Cheers. Hadi bakalım. Şebnem düşünsün. Bu polis benim dışımda nerelere gitti? Bize geldi. Kemer altına sordu. Sonra okula gitti. Bu kadar önemli. Ha. Bak, akıllı adam. Aysel her şeyi tertemiz yaptı zaten. Hiçbir şey bulamaz. Navigasyonu buldu. Aha da buyur. Hadi bakayım. Navigasyonu buldu. Ha, Tufan geldin mi? Bu eski hana gittin değil mi sen? Anlamadım Şebnem Hanım. Nereye? Nasıl nereye? Tufan gitmedin mi? Yalnız bende öyle bir bilgi yok. Nasıl öyle bir bilgi yok? Onur delirir Tufan. Ece'nin künyesini al gel dedik ya sana. Çok özür dilerim Şebnem Hanım. Ben nasıl unuttum bunu bilmiyorum, inanın. Ah Tufan ya. Nasıl telafi edebilirim ben bu durumu? Düşünüyorum, dur. Nasıl yapacağız? Arkana toplayacağız, mecbur. Öyle mi? Gerçekten çok teşekkür ederim Şebnem Hanım. O zaman ne diyeceksin? Soran olursa, gittin o akşam künyeyi aldın geldin. Hangi akşam onu da söyleyeyim. Burada davet verdik ya biz, o akşam. Gittin künyeyi aldın geldin, soran olursa böyle dersin. Tamam. Hı. Milim oynama, Onur anlar. Ben de kurtaramam seni. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Bana borçlusun. Çok sağ olun Şebnem Hanım. İyi günler. Ah, hoş geldiniz Memur Bey. Hoş bulduk. Bölmüyorum değil mi? Yok yok. Tufan bizim elimiz ayağımızdır. Ece'nin bir künyesi vardı da onu aldı geldi. Çok güzel yapmışlar, onu konuşuyorduk. Tufancığım, o zaman orası sende. Çok iyi yerdi. Benim de birkaç tamir edilecek eşyam var. Beraber gideriz oraya. Neydi adı? Eski Han'ı diyorsun. Hah, Eski Han. Sende. Eski Han'a ne zaman gittiniz? Birkaç hafta oldu. Peki hangi araçla? Tabii ki de benim aracımla. Çünkü koltuğum yeni değiştirmişsin gene. Bozuşacağız seninle Tufan. Gerçekten bozuşacağız. Neyse. Onun bugün çok işi var. O zaman konuştuğumuz gibi Tufancığım. Sana kolay gelsin. Görüşeceğiz Tufan.
Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim, zahmet etmişsiniz. Evet, Mesut Bey. Okuluma gitmişsiniz. Ta İzmir'lere beni araştırmaya. Siz nereden öğrendiniz bunu? Aradılar, haber verdiler. Yani okuduğum lisede benimle ilgili nasıl bir bilgi edinmeyi amaçladınız? Pek akıl erdiremedim ama. İşin ilginç yanı da o ya. Hakkınızda hiçbir bilgi yok. Yani anlamadım. Yani siz şu yıllıkta fotoğrafınız bile yok. Gençlik. Herhalde yıllık çekimine gitmemişimdir. Çekime gitmeseniz bile listede olmanız gerekmiyor mu Şebnem Hanım? Yok muyum? Yoksunuz. Allah Allah. Bir yanlışınız olabilir mi acaba? Şey olabilir. Ben o dönemde böyle okulu kırmıştım herhalde tatil için. Herhalde o zamana denk gelmiş olabilir. Hangi yıl? Yani tam olarak ne zaman nereye? Ay, sorgu. Size meslek hastalığı olmuş olabilir mi? Geçmişinizi araştırıyorum diyorum Şebnem Hanım. Okulunuza gittim diyorum ve bu durum sizi tedirgin etmiyor mu? Hala sohbettesiniz de. Mesut Bey, ben alışkınım. Neye? Merak edilmeye. Bir polis tarafından değil herhalde, değil mi? Herkes tarafından. İnsansınız neticede siz de. Şimdi şöyle, ben Onur Gümüş'ün eşiyim. İtiraf edin, siz de bizlerin hayatını merak ediyorsunuz. Eğer hayatınızı merak edecek olsaydım giderdim, cemiyet dergileri okurdum hanımefendi. Ama o satırların arkasında başka bir şey var. Tam olarak onu arıyorum. Neden? Ne demek neden? Bu hakikat arayışınızın sebebi ne acaba? Merak ediyorum. Yani size şöyle bir sorun olabilir mi? Olayların arkasında başka bir hakikat aramak gibi. Takıntı diyebilir miyiz? Yani takıntılar neden gelişir biliyoruz. Neyden? Travma. Travmalar. Çok ilginç. Kırgınlıklar. İşte ona varım. Çünkü kırgınlıklar insanın gözünün arkasından asla gitmiyor. Anne, gel. Al şunları al. Benim koptu zaten. Sofrayı hazırladım. Yemekler de hazır. Babam işten gelince ısıtacağım hemen. Ay iyi. Bugün müdür yardımcısı beni yanına çağırdı. Niye kız? Korkma, bir şey olmadı. Başta ben de öyle sandım. Korktun ama. Öyle değilmiş. Benim matematiğim çok iyi ya hani. Hoca da beni ulusal şampiyona yollayacakmış. Allah Allah. Bak sen İşte ulusal matematik şampiyonası var. Kazanınca direkt ödül. Bir de zaten biliyorsun benim matematiğim iyi. Benim için kolay yani bunlar. Matematik şeysi diyorsun ha? Hı hı. Okul dışı hem. Kazanınca ne oluyor kız? Ödül falan? Var var, ödül var. Ne kadarmış kız? Ha yok, para değil. Yani kazanan matematik kampına İsviçre'ye gidiyor. Ay çok güzel değil mi? İsviçre mi? İsviçre mi? Niye kızıyorsun ki? Elinin körüne. Kız sen cin olmadan adam mı çarpmaya çalışıyorsun ha? Selam, ne oluyor ya? Gel gel. Gel de kızının ne hatlar karıştırdığını gör. Yok matematik şampiyonasına gidecekmiş de. Yok kazanırsa İsviçre'lere gidecekmiş de. Kız sen bizi banka kasası mı zannettin?
Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Hanımefendiyi yurt dışlarına göndereceğiz, öyle mi? Harcırah verirler ama. Kes sesini be. Kes sesini. Sana tek kuruş yok, anladın mı? Tek kuruş yok. Çekil şimdi. Çekil, gözüm görmesin. Sofrada ekmek yok. Git ekmek al, gel hemen. Hadi. At gibi gidiyor vallahi. Evet. Lan. Şebo. Çirkin kuş. Gel bakayım buraya. Sofradan bekliyorlar Niyazi. Ekmek almaya gideceğim. Bana bak. Ağlıyor musun lan sen? Ha? Ne oldu? Anam babam mı üzdü seni? Sevmiyorlar kızım işte seni. Anla lan işte. Sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Yani içleri almıyor seni. Anana babana da yazık lan. Halin çok beter Şebo. Of of. Ah. Kediyi, köpeği seviyorlar. Sokaktaki kediyi seviyorlar. Seni sevmiyorlar Şebo. Köpek yemez ana. Ya bırak sevmezler de sevmesinler. Nedir ya? Aman. Ağlama lan. Şişt. Şebo. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Anlıyorum. İnsan ne kadar güçlü durmaya çalışırsa çalışsın, kaç yaşında olursa olsun, durumu ne olursa olsun, içindeki o kırgın çocuğa baktığımı anlıyorum. Karşımdaki ne kadar göz kamaştırıcı olsa da. Tamam. O zaman ben size bir soru sorabilir miyim? Aa, buyurun. Tabii ki. Sorabilir miyim? Tabii ki, deneyin. Nasıl bir aile ve hangi okul? İlgi çekici hiçbir şey yok. Neden polislik? Merak diyelim. Merak kediyi öldürür ama. Ben kedi değilim demek. Bir hayvan olsanız hangisi olurdunuz? Bence siz kedi olurdunuz. Bazen uysal, bazen vahşi ama asla evcilleştirilemez. Yok canım, ilgisi yok bence. Ama siz söylemediniz. Neyse, ben kendime başka bir alacağım. Siz? Var hala, teşekkür ederim. Vallahi polisler su bile içmez diye biliyorum ama siz eşlik ediyorsunuz. Herkes gibi değilim diyelim. Onu anladım. Çeşme limonu. Onu kestikten sonra bir koklamak gerekiyor. Hiç unutulmuyor kokusu. Hatta. Buyurun. Nasıl? Teşekkür ederim. Evet, gözlük. Gözlük. Ben de sizi bu yüzden çağırdım zaten. Şebnem Hanım, arabanıza gizli bir şekilde girdim. Gözlüğümü bıraktım. Konuşmayacak mıyız bunu? Konuştuk Mesut Bey. Az önce de söyledim size. Merak ediyorsunuz. Sarıyorsunuz. Size sarıyorum, öyle mi? Hem de cinayet soruşturması kapsamında. Yalnız Onur söyledi. Bu bahsettiğiniz kişiyle bizim hiçbir ilgimiz yok. Onur Bey'le değil. Sizinle bir alakası olabilir. Benim. Nasıl bir alakam mesela? Bilmiyorum. Şimdilik ikiniz de İzmirlisiniz, o kadar. Pardon. Evet, ikimiz de İzmirliyiz. Enteresan. Koskoca İzmir, değil mi?
Hemşerimmiş bir de. Şimdi daha çok üzüldüm aslında. Tek bir şey söylesene. Tek bir şey. Ama gerçek olsun. Konuşmayacağız yani. Hı? Konuşmayacağım. Konuşmayız biz. Çocukların çoraplarını konuşurum, kurslarını konuşurum. Kafedeki tortilanın bozduğunu konuşuruz arada. Ama ben gerçek bir şey konuşmam. Konuşmayacağız yani. Neden? Burjuvazi'nin gizli çekiciliği diyelim. Konuşmuyoruz. İyi misin? İyiyim. İyi misin? Şebnem, iyi misin? İyiyim, açım biraz sadece. Tamam, bir şeyler yemen lazım. Bayağı kaldıracağım seni, anlaştık. Güzel, hadi. Tamam. Şöyle uzan. Yavaş, tamam, tamam, tamam. Uzan böyle. Tamam. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Tansiyonun düştü. Yardımcını çağırayım mı? Çok iyi olur, lütfen. Tamam, bekle. Hiç konuşmayacak mıyız? Bizi. Hı. Yani nasılsın? New York'tan sonra kendini nasıl hissediyorsun? Aslına bakarsan ben bu konuyu bir daha açmayız diye umuyordum. Neden? Çünkü bunun ikimize de faydası yok. Mutluydum. Mutluyduk ikimiz de. Eskisi gibi. Melisa bak. Bu cümleyi sarf etmemek için şu dakikaya kadar elimden geleni yaptım. Evet. Biz çok güzel bir ilişki yaşadık. Gençliğimizde. Ama ben artık evliyim. Bir ailem var ya, sen de biliyorsun. Ben bunlardan bahsetmiyorum ki. Bana hissettirdiğin inanılmaz duygulardan bahsediyorum. Sana olan aşkımı yeniden haykırdığıma inanamıyorum. Bir seferlik bir şeydi. Hataydı diyerek seni üzmek, kırmak istemem ama... ne olur bu konuyu kapatalım, tamam mı? Hadi. Nasıl kapatabiliriz ya? Yıllar sonra beni yeniden öptüm. Biliyor musun? Gözlerimi her kapattığımda sıcaklığını hissediyorum. Melisa. Yeterdim. Lütfen. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Put gibi acıkmışım. Buna ne diyorsun peki? Yeniden karşılaştığımızdan beri deli gibi yemek yiyorum. Her şeyden inanılmaz tat alıyorum. Resmen iştahımı açtım. Hayatım, iyi misin? Yiyemiyorum. Bütün bunları tek başıma hissediyor olamam, değil mi? Tamam, tamam, biliyorum.
Sen hiçbir zaman böyle içine dönüp ne hissediyorum diye düşünmeyi seven bir adam olmadın. Ama artık zamanı geldi bence. Gel. Ne içersin? Soda. Affedersiniz. Ne? Asıl sana ne? Neyin var? Yok bir şeyim be. Burası ben işte. Ha ben de yedim. Kızım böyle bir yanakların kızarmış. Bir tuhafsın. Aa. Bilmem. Bana bak. Onur'la aşk falan mı tazelediniz? Bilemez. Geldi gene böcek. Masaları deneyecek. Sallarım şimdi endip masaya. Güzel olsun Şebnem Hanım. Dido ne haber canım? Teşekkür ederim Aydıncığım. Şebom ya, bu çocuğu o kadar çok seviyorum ki. Hal hatır sormadan geçip gitmez. Öyle samimi, öyle candan. Ah ah. Dışı bizi içi cemiyeti yakar. Magazinci olmak nasıl desem, süper kahramanlık gibi bir şey. Bir yüzün şeker şerbet, öbür yüzün dosta düşmana korku. Ama ne yaparsınız? Her mesleğin böyle kendine özgü bir takım cilveleri var işte. Şu arka masayı açtırayım sana hemen. No no thanks. Zaten bakayım. Aydın. Merhaba canım. Kızlar beni bekliyor zaten. O zaman görüşürüz sonra. Hello'lar hanımlar. Gel gel. Hello. Neden ilk bizim yanımıza gelmedin? Tatlım sizi sevdiğimden sizin tadınız ağzımda kalsın istiyorum. Bak bak nasıl sallanıyor kuyruğu. Kesin bir şey buldu bu. Salla. Aydıncığım. Senin şimdi bu saate kadar İstanbul'daki tam turun bitmiştir. Heyben dolmuştur. Birazcık bize de bir şeyler bahşet. Çok özledik Aydıncığım seni. Bomba geliyor, bomba. Ay. Okursunuz yakında. Aydın, dökül hadi dökül, çabuk. Aa, daha neler. Şimdi yani haberin havasını şimdi alırsam hesabımın etkileşimi düşer tatlım. Olmaz, yapabilemem. Ay. Ama haklı bir sebebi var, baksana. Çatlayacağız şimdi, hadi söyle. Hadi, hadi. Bence söyle. Çatlayın biraz, değer. Hadi ben kalktım. Aa, ne oldu ya şimdi? Gideyim gideyim işim var. Oha Burak, kim lan bu kadın? Dur dur, bir yerden çıkaracağım. Çay alır mısın abla? Yok, sağ ol. Evet. Anlat bakalım. Niye arıyorsun sen bu Niyazi'yi? Dönmem bir şey, sen de önce. Oğlum konuşsana lan. Konuşmuyorum, niye konuşayım? Sen nereden tanıyorsun Niyazi'yi? Bakayım. Kalk, 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 kalk. Kalk. Ne var? Tamam, otur.
Bak şimdi canım, sen bana soru soramazsın, tamam? Çünkü bizim baktığımız yerde siz görünmüyorsunuz bile. Uçurum yani. Anladın? Şimdi ben giderim, bunu emniyete gösteririm böyle. Derim ki bana musallat oldu bu ayı. Senin dalağını düşürtürler. Anladın? Daha da gün yüzü göremezsin. Anlat. Oğlum konuşsana mı? Tamam ya, tamam anlatacağım. Bu Niyazi salonun ıvır zıvır işlerini yapıyormuş. Ben aslında hiç görmedim. Karşılaşmadım bile. E'si bu suçu üzerine almış. Ben Selo abim için yatar çıkarım demiş, girmiş. Sonra içeride ne olduysa olmuş. Sözler tutulmadı Selo. Sözler tutulmadı lan. Öyle bıraktınız lan beni. Öylece bıraktınız lan. Ama o böyle bitmeyecek. Hepinizle tek tek görüşeceğiz. Hepinizle tek tek hesaplaşacağız Selo! Selo Bey! Elbet bir gün buradan çıkacağım. Çıkıp her şeyi öteceğim. Anlatacağım, herkes görsün. Selo! Tek tek hesaplaşacağız Selo! Anlayacağın yamukmuşlar bunu. Atmıyorsun değil mi lan? Yok ya, ne atacağım? Bana ne dendiyse onu anlatıyorum. Şuursuz zekalı. Sen? Borcum vardır Selo abimize bir miktar. Nereden? Ne iş yapıyorsun lan sen? Baklavacıyım ben, el açması. Ha. Biraz kumar alışkanlığım vardı az biraz. Böyle ay ay katlandı, birikti borcum. Abi, yapma abi. Köyde hanımın evi var, satalım dedim. He dedi. Vallahi ödeyeceğim abi. Kes sen! İyi dinle. Sana bir iş vereceğiz. Bu işi yap, borcunu silelim. Ne abi? Yani sana Niyazi indir dediler, öyle mi? He, indir dediler. Hı. Ben de gittim, salmışlar cezaevinden. Yakalayamadım. İstanbul'a geldi dediler. Koca İstanbul. Nasıl bulayım? Sen de ne yaptın? Gittin bütün polis güçlerini görevlendirdin. Bunu bulun diye, öyle mi? Gittin kayıp ilanı verdin. Hay Allah'ım ya. Yalnız söyleyeyim, Selo seni fena indirecek. Ha abla, Allah'ını seversen, Allah'ın adını verdim. Nereden tanıyorsun sen bu Selo'yu? Sen kimsin abla ya? Neyse dur. Çözeceğim ben senin işini. Bu da benim sana kıyağım. Dinle. Gideceksin polislere. Diyeceksin ki ben Niyazi abimi buldum diyeceksin. Mahallede gördüm diyeceksin, tamam mı? Sonra? Tamam mı? Sus bir sonra. Düşünüyorum. Sonra Selo'ya gidiyorsun, şöyle anlatıyorsun. İyi dinle. Nuri Osmaniye'de bu Niyazi'yi buldun. Tamam mı? Bir tane de demir çubukla öldürdün. Cesedi de attı boğaza. Akıntıyla da bitti bitti. Ya bana inanmazsa? Hmm.
Niyazi'nin. Tamam. Ya bir dakika dur. Ya Niyazi ölmediyse, ya çıkar gelirse Selo keser beni yeminle. Sen oraları karıştırma. Bu iş bende. Ya sen Selo'nun ne kadar psikopat biri olduğunu bilmiyorsun herhalde. Keser beni diyorum. Oğlum, bu Niyazi öldü. Öldü, tamam. Anladın mı? Hadi. Kalın Şenlim Hanım nerelerde takılıyormuş? Formumuzu koruyoruz. Gym life. PT hocalar. Fitness clublar. Peki. Göreceğiz bakalım formunuzu. Şebnem Hanım. Ah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayağıdır yoksunuz. Hastalandınız mı yoksa? Yok, iyiyim. Bir şeyim yok. Ama benim yükselmem lazım. Yükselt biraz beni. Çok işim var. Hadi. O iş öyle hemen olmaz Şebnem Hanım. Olur, olacak. Olması lazım hayatım. Elimin, ayağımın, zihnimin biraz enerji dolması lazım. Şu yüzüme renk ver. Hadi. Anladım ben sizi. Yalnız. Ha. Size şöyle beslenme programı mı ayarlasak? Beslenemiyorsunuz, kas tutmuyor. Halbuki şöyle 38 beden, sağlıklı bir beden oluştursak. Allah aşkına gene ne olursun başlama 38 falan. Dana gibi mi olayım? Yürü. Alıyorum, evet. Tamam. Hayırlı olsun o zaman. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben 10 derslik bir PT paket almak istiyorum Samet hocanızdan. Yıldız hocanız değil mi? Tabii de Samet hoca sonsuz kapalı. O ne demek? Bir hanımefendi Samet hocanın bütün saatlerini kapattı. Ne zaman uygun olup olmayacağı belli olmadığından herhangi bir saat veremiyoruz yalnız. Bir hanımefendi dediğiniz Şebnem Hanım herhalde. Evet, bildiniz. Tamam. Ben içeri gireyim artık. Ne taraftan girişim? Bu taraftan efendim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Efendim, ısmarlamıştınız, geldi. Buydu değil mi?
size efendim. Ne ki bu? Şebnem Hanım'dan. Ne ki? Alo? Anneciğim nasılsın? Canım çok iyiyim. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Hem de nasıl? Şebnem hamile. Çocuğumuz oluyor. Ne? Ne? Şebnem, senin mi o? Ay. Alo? Anlamadım. Çok tebrik ederim diyorum. Çok. Çok kutluyorum. Gözümüz aydın. Ne oldu? Torun da verdik sana. Babaanne de oldun. Değil mi anneciğim? Hı? Eyvah. Eyvah. Telefonum. Hemen. Telefonum. Alo Nur. Anneciğim, duydun demek ki. Dün gittik kontrole. İkincimiz erkek olacak. Ya ne güzel. Şebnem bu sefer de bir erkek evlat verdi bize. Sağ olun, sağ olun. Erkek evlat. Erkek evlat. Cinsiyet önemli değil diyoruz. Tabii de. Kiminle top oynayacağım ben? Değil mi? Gönderelim mi efendim? Hı hı. Gönderelim. Ama şimdi değil. Daha vakti var. Şöyle bir güzel süsleyi öyle gönderelim. Hay hay efendim. Sen önce kendi arkadaşlarına bak. Benimkiler süper. Hı hı tabii. İlkokul karizmanızı yakıyorsunuz ortada. Ya baba gülmesene. Ablama bir şey de. Hı. Bir şey. Aa, şaka yapıyorum oğlum. Aa, şaka. Sevgilim. İyi misin? Yiyorum, yiyorum. Yiyorum. Hı-hı. Yeniden karşılaştığımızdan beri deli gibi yemek yiyorum. Her şeyden inanılmaz tat alıyorum. Resmen iştahımı açtım. Mesut Bey, ben alışkınım. Neye? Merak edilmeye. Ben gerçek bir şey konuşmam. Konuşmayacağız yani. İyi. Tamam, 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 tamam. İyi misin? Hiç öpmüyorsun sen beni. Öpeyim. Öp. Oh. Ben bunun için yaşıyorum ya. (Gülüyor)
mi oldu? Yo, ne olabilir ki? Hadi sen çiz, bir şeyler çiziyordun, böldüm ben seni. Oturuyorum burada, dinleniyorum senin yanında, iyi geliyor. Okey. Bir şeyler oluyor. Hı? Ne oluyor? Bilmiyorum. Yani bildiklerim var da bilmediklerim de var. Benim dışımda bir şeyler oluyor. Yani anlamadım. Bilmiyorsan yoktur. Balım benim. Asıl bilmediklerim vardır. Hayatın cehennemi de bu. Bilmemek. Bilmiyor olmak. Başka şeyler var. Bilmediğim başka şeyler var. Beylere selam. Bir dahaki sefere hep beraber bekliyorum sizi, ona göre. Bakmadım bugün falıma ama aşk olsun. daha geçen hafta baktım ya. Geldi mi o söylediğim haber? Söylemem. Nazlara bak. gel haftaya bakayım senin hesabına. Peki madem. Love you canım. Love you too. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Of, diyeti fena bozdum ayağımıza. Sefer'den bir şey olmaz. Ben kaç gün diyeti bozdum. Sen çok... Ay hadi kızlar biraz kalkalım. Ay, daha valeye falan haber vereceğim. Evet. Hadi kalkalım. Hadi. Bir kereden bir şey olmaz. Versene bir tane. Bir şey Aydacığım, ben seni bırakabilir miyim istiyorsan? Olabilir tatlım. Ama ben biraz daha buradayım. Tamam. Siz devam edin. Bay bay Didem. Görüşürüz o zaman. Bay bay. Görüşürüz güzelim. Gel bakalım. Geleyim bakalım. Neymiş şu herkese bahsettiğim bomba? Aa, sen nasıl duydun Dido'cum? Biz aramızda konuşuyorduk. Ne yaptın sen? Bu masalara böcek falan mı yerleştirdin? Herkes soysun diye 10 kere volüm yapıp anlatmadın mı? Amacına ulaştın işte. Günah mı alıyorsun? Yok öyle bir şey. Bu benim eksklüzif haberim olacak tatlım. Yani aksine gizli kalması çok önemli. Laf kalabalığı yapıp yoracağım diyorsun yani. Ne istiyorsun karşılığında? Bir yıl hesap ödeyesim yok. Öyleli. O kadar yani. Az bile söyledim. O kadar yani. Tamam. Yediğin içtiğin bir şey değil zaten. Dökül bakalım. Ne dökül? Daha bitmedi Dido. Gene azıya mı aldın sen acaba? Bilmem, öyle mi yaptım acaba? Kişiye özel haber yapıyorum tatlım, burada ucuza gidem. Aydın. Kafa göz dalarım sana. Dalarsın. Tamam. Başka ne istiyorsun? Sizin salona golden üyelik istiyorum. Hiç bana öyle bakma. Bütün haberler orada. Millet birbiriyle cimde karıştırıyor. Ben kapısından içeri adım mı atamıyorum Dido? Tamam. Ona da tamam. Dökül artık. Döküleyim artık. İşte burada. Hazır mıyız? Bu ne? Yalnız ben bu haberi çıkacağım canım. Onu söyleyeyim yani. Sen de takdir edersin ki büyük haber. Acayip şukul yapacağım.
seni parçalarım. İstersen parça pinçik edebilirsin hayatım ama ben bu haberi çıkacağım. Çıkacağım, çıkacağım. Oh, çıkacağım. Konuşmamız lazım. Acil. Şebnem, aç şunu. Hadi be kızım ya. Aysel Hanım, iyi geceler. Işığınız açık gördüm, bir sorun mu var? Ay yok, yok. Kafam karışık biraz. Bir savaşa başlıyoruz. Resmen ateş. O yüzden hazır olmam, her şeyi düşünmem lazım. Demek Onur'la hırsızla mı evlendiniz, söyle mi? Bütün o uydurduğun yalanları yutturdun bir güzel. Bravo sana. Sonra da böyle baskın basanındır diye kıydınız nikahı. Öyle oldu. Yani yolumu kimse kesmesin, önde basayım dedim. Sonra böyle evlilik sözleşmeleri falan filan. Öyle çirkin şeylerle uğraşmayın diye yani. Evlilik sözleşmesi imzalamamak için, öyle mi? Peki ben ne yaptım? Ne yaptın? Cemiyete karşı rezil olmamak için bu senin yalanlarını temize çekerken, çekerken... Ne buldum? Ne buldun? Dünürlerimi buldum. Ya. Harika değil mi? Sevin. Sana bir müjdem var. Sevgili anneciğin ve babacığını elin bir trafik kazasında kaybetmemişsin. Ya. Ben gittim, gözlerimle gördüm. Çok hak verdim sana. Büyük sınıfsızlık, büyük. Haklısın. Ama olsun. Gelsinler seni de görsünler şöyle. Saadetini bilsinler. Mutlu olurlar değil mi? Ne dersin? Hı? Bilmiyorlar beni onlar. Tahmin etmiştim. Tabii ki. Şimdi gelip gümüşçülerin gelini olduğunu görürlerse ne yaparlar acaba? Ha? Bana hiç bakma. Ben alışığım böyle camıma yapışan sineklere. Peki sen ne yaparsın? Onur'a ne dersin mesela? Birlikte kurduğunuz... Evinizde, sofranızda ağırlayabilir misin anneciğinle babacığını? Anladım ben seni. Evlilik sözleşmesin diyorsun. Anladım. Lep demeden leblebi. İşte benim gelinim. Getir, nerede? İmzalayayım ver. Her sayfaya iki imza. Zahmet. Thank you.
Hayırlı olsun. Evet, sıkı durun. İtiraflar geliyor. Hmm. Açık söyleyeyim, kız olacak olmasına çok sevindim ben. Hay düşünebiliyor musunuz? İkinci bir Aysel Gümüşçü geliyor. Onu o kadar güzel yetiştireceğim ki. Herkes o Aysel Gümüşçü neymiş bir görsün. Ne oluyor çocuklar? Ha? Anneciğim inanın yani biz de çok heyecanlıyız. Yani çok heyecanlıyız. Yalnız isim konusunda küçük bir değişiklik yapmaya karar verdik. Kızımızın ismini Aysel koymaktan vazgeçtik. Öyle mi? Neden? Ya... geçen de çok acayip bir şey oldu. Geçen gece... Şebnem uykusundan uyanmış. Bir bakmış ben sayıklıyorum. Ve uykumda... insana inanası gelmiyor ama uykumda ne diyormuşum biliyor musun? Ece güzel kızım. Ece güzel kızım diyormuşum. Sabah uyandığımda bana bunu söylediğinde çok çok tuhaf geldi bana ve... Ya dedim belki de dedim ben bilinçaltımda küçük prensesimin adının Ece olmasını istiyorum. Ona bunu söyleyince de sağ olsun sen nasıl istersen öyle olsun dedi. Yani anlayacağın... kızımızın adını Ece koymaya karar verdik. Üzülmedin değil mi anneciğim? Yok canım ne münasebet. Tabii sen hani böyle şeylere dert edinecek bir kadın değilsin zaten. Tabii ki. Aa, çok özür dilerim buna cevap vermem lazım. Geliyorum hemen. Alo. Demek öyle diyorsun ha? Ben demiyorum. Onur dedi duydum. Seni hiç sevmedim. Bundan sonra da sevmeyeceğim. Sen Onur'un isteklerini yerine getiren manipülatör bir hizmetçiden başka bir şey değilsin. Evet. Onur da sevmiyor zaten seni. Biliyor musun? Hiç kimsenin beni sevmesine ihtiyacım yok. Kalbim kırılmaz yani. Kıramazsın kalbimi. Değil mi anne senin güzel kızı? Değil mi benim Ecoş'um? Düşmanımızı asla unutmamamız lazım. Asla. Diyorsun yani Niyaz abi. He amirim. Mahallede görmüşler. Bana telefon ettiler. Çok iyi ya. Rahatlamışsındır. Neredeymiş bu adam? Niye kayıpmış? Kız meselesi herhal. Niyaz abim böyledir işte. Nasıl? He? Ha mı? Ha ne oğlum? Bunu doğru düzgün cevap versene lan. Salak salak konuşuyorsun burada bana. Ya bulunmuş amirim. Yani var Niyaz abim. Ben buldum onu. Dosyamı geri çekeyim diyor. Yani ilanını geri çekecektin. Niye ilan verdin o zaman ha? Oğlum bu emniyet güçlerine niye oyalıyorsunuz ya? Biz arkadaşların arası yapılsın diye mi buradayız ya? İş güç nasıl? Şükür amirim. Baklavacıyım ben. El açmaz. Baklava olsun. Güzel. Çoluk çocuk? Oğlan. Ellerinden öper. Maşallah maşallah. Allah bağışlasın. Amin.
Ya sen fındık yemedin, fındık yer misin? Yok, sağ ol abim, al. Sohbette böyle hiç kuru kuru olmadı ya. Ben bir Türk kahvesi söyleyeyim, böyle sade içeriz değil mi? Ben orta şekerli alabilirsem abi. Alabilirsin tabii canım, orta şekerli de var. Lan yürü çekil. Benim canım sıkma, bir de orta Türk kahvesi diyor. Hadi. Çok güzel, evrak imzalatacaklar, haberin olsun, tamam mı? Tamam abi. Sıkma, git hadi. İmzalamadan gitme, imza biliyorsun, imza. Nasıl ya şimdi? Öyle mahallede bulmuş, öyle mi? Evet, böyle. Yoklamaya gelsin. Agacığım, dosya kapandı, biz daha ne? Ne kovulacağız? Canım arkadaşım, karakola meşgul ettiler, emniyeti meşgul ettiler. Yoklamaya gelsin. Yalnız o iş senin dediğin böyle olmuş. Prosedür diye bir şey var agacığım yani. Yılmaz. Tamam, isteyelim getirsinler abi. İsteyelim Yılmaz, isteyelim. Niye şunu aklına hiç getirmiyorsun ya? O Selo gidip terefiyi çoktan bulduysa şikayetini geri al. Biz zaten Niyazi'yi indirdik dediyse. Böyle mi kalsın olay? Selo. Hı, tabii ya. Selo takıntısı. Agacığım, o dosya kapandı, yalnız haberin olsun. O kadınla da... Bir daha görüşmezsin artık. Yoklamaya gelsin. Eyvallah agacığım. Gelsin. Yani sana sürpriz yapayım dedim ama her yer her yerde. Nasıl? Kolay gelsin, kolay gelsin. Keşke tam yerleşince ağırlasaydım seni Aysel anneciğim. Hiç olmadı bu böyle. Ay ne alemdesin diye bakmaya geldim tatlım. Tek başına ne kadar zordur bu taşınmak. Aşk olsun ya. Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ben daha uçağa binmeden ayarlamıştım her şeyi. Tamam. Birer espresso içer miyiz? Merci. Aysel anneciğim, kusura bakma, espresso bardakları daha çıkmadı ortaya. Önemli değil. Ne yalan söyleyeyim, başlarda senden emin değildim. Yani onun meselesine ne kadar sahip çıkacaksın, ne kadarını göze alacaksın. Ama şimdi bakıyorum da Amerika'daki işini bıraktın, buraya yerleştin. Motivesin, hırslısın, kuvvetlisin. Bu halin çok hoşuma gidiyor benim. Aferin. Ya haklısın tabii. Sonuçta bunca yıl sonra karşına çıkıyorum. Değişmiş miyim, değişmemiş miyim, nasıl bir Melisa'yım? Onu hala seviyor musun? Sevmiyor musun? Aysel anneciğim, bu hayatta her şey değişebilir. Ben değişebilirim, dünya değişir. Ama değişmeyecek tek bir şey var. Benim oğluna olan aşkım. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Canım. Canım kızım. Seninle ilgili duygularım da asla değişmedi. Ya gönlümden geçen yegane gelin sendin. Hep de öyle kalacaksın. İyi, anlat bakalım. Nasıl geçti buluşmanız? Harika. Hemen şu bina. Şurası. Hmm. Güzel mi? Beğendin mi? Güzelmiş. Teşekkür ederim bıraktığın için. Rica ederim. Yukarı gelmek ister misin? Kahve içeriz. Başka sefere. Yeni yerleşiyorum. Bir iki tavsiye verirsin hem. Hı? Senin tavsiyeye ihtiyacın yok bence. Sen zevkini konuşturmuşsundur yine. Peki. İltifatlarının hatırına seni şimdilik rahat bırakıyorum. Ama en kısa zamanda bekliyorum, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz.
Sonrasında telefonlaştınız mı? Daha değil. Sakın arayı soğutma. Hiç niyetim yok. Bak şimdi burası yatak odası. Küf yeşili tonlarında yapmak istiyorum. Hem uyku kalitesi açısından iyi olduğunu söylüyorlar. Ay ne güzel değil mi ya? Şu güzelliğe bak. Ne oldu? Bu perdeleri derhal çıkar. Aa beğenmedin mi keten? Şey hanımefendiciğim bir iki dakika bize müsaade edebilir misiniz? Hemen çağıracağım sizi geri. Ne beğenmedin? Tatlım önemli olan benim beğenim değil. Onur'un ihtiyaçları. Onur ışık blokeli bir perde olmadan asla uyuyamaz. Sen bunu bilmiyordun. Haberin de yok. Haberim yoktu evet. Ama yani hiç sorun değil. Bir blackout, bir perde siparişi veririm yani. Abartılacak bir şey yok. Bak tatlım. Sen her fırsatta Onur'un ne kadar çok sevdiğini söylüyorsun. Ama işte bu sevgiyle, bu aşkla, bu anılarla sen bu savaşı kazanamazsın. Onur'a odaklanman gerekiyor. Onun ihtiyaçlarına, onun alışkanlıklarına, onun lüksüne. Rakibin çok kuvvetli. Hem de çok. O kadın Onur'u avcunun içi gibi biliyor, tanıyor. Senin bu arayı hemen alman lazım. Anlatabiliyor muyum? Hı? Haklısınız Aysel anneciğim. O kadar haklısınız ki. Maalesef haklıyım. Ama yani sen böyle en ufak bir şeyde sendeleyeceksen eğer... biz nasıl birlikte yol alacağız bilemiyorum. Aysel anneciğim çok haklısın. Yani Onur için yapmam gereken daha bir sürü şey var. Ben çok farkındayım. Ama beni sen yönlendirsen yani sence başka ne yapabilirim? Ne yapmalıyım? Kafanda sadece benim sesim olacak. Gözlerinde benim filtrelerim olacak. Bir adım atarken Aysel annem ne düşünür diyecek. O büyük hareketleri bir kenara bırak. Yani sırf Amerika'dan buraya geldin diye Onur senin kucağına düşmeyecek. Kafanı böyle küçük ayrıntılara çalıştıracaksın. Anladın mı? Peki. Başka? Başka. En önemlisi. Benden habersiz, şuradan şuraya adımını atmayacaksın. Fazladan en küçük bir hareketinde o kadın senin kokunu alır ve daha sen neye uğradığını anlamadan seni ezer, bitirir. Sonra da sen Onur'un arkasından ağlamaya devam edersin yine. Anladın mı? Umarım. Anladım. Banyo ne tarafta oraya da bakayım gideyim ben. Yıllar hiç fena geçmemiş senin için. O günkü gibi bakıyorsun biliyor musun? İlk öpüştüğümüz günkü gibi. Bana hissettirdiğin inanılmaz duygulardan bahsediyorum. Sana olan aşkımı yeniden haykırdığıma inanamıyorum. Gözlerimi her kapattığımda sıcaklığını hissediyorum. Yeniden karşılaştığımızdan beri deli gibi yemek yiyorum. Her şeyden inanılmaz tat alıyorum. Resmen iştahımı açtım.
hala çok seviyorum. Çok az kaldı. Hareket etmezseniz Didem Hanım. Hadi ama Raşel'im, sen de biraz hızlı. Kaç saat oldu bir parçayı bitiremedin? Ay hadi Şebnem, hadi. Ah, Şebnem Hanım'ın ölçüsünü yeniden almam lazım. Ha? Telefondaki Şebnem Hanım'sa yeniden gelmesi lazım. Kalıbı bol gelmiş. Kalıbı niye bol gelsin Raşel'im? Belki sen dikemiyorsundur. Ay Şebnem Hanım sürekli zayıfladığı için ölçüsünü tutturamıyoruz. Hatta geçen gün Aysel Hanım geldi. O da gelinin haline üzülüyor. Besinsiz diyor. Oo. Ne oluyoruz? Şebnem hakkında konuşmalar falan. Sana mı kaldı Gümüşlülerin aile meseleleri? Raşel. Bak Şebnem yoksa ben varım. Ben yoksam Şebnem var, tamam mı? Ne benim yanımda, ne bir başkasının. Hatta akrabası dahi olsa. Bir daha seni Şebnem hakkında konuşurken duyarsan, ki duyarım biliyorsun, buradan ayağımızı keseriz. Hatta buraya gelmek isteyen herkesin ayağını keserim. Ki yapabilirim biliyorsun. Yok, yanlış anladınız Didem Hanım. Ben kalıp bol gelince... Anlaşıldı mı? Hadi devam edin. Neyse Hanım, bu perdeleri ne yapacağım? Atın gitsin hepsini ya. Tamam. Atın gitsin. Tamam. Benden haber bekle. Yok ya. Karışsın bakalım ortalık. Karışsın. Hello world. I'm back. Lido. Geldim hayatım, gerdin ama ha. İki ayağım bir pabuca soktun. Tamam. Tamam. Mesut Bey, sizi evde görmeye alışkınız ama manje. Biraz konuşalım mı? Konuşalım. Evet, sizi dinliyorum. Önce emniyet gelir lütfen. Peki. Biraz uzaklaşalım. Konuşacağız. Ne işimiz var burada bizim? Niyazi bulundu. Kayıp ilanını geri çekmişler.
kendisi henüz gelip bize gözükmedi ama. Kim dediniz Niyazi kim? Şebnem Hanım. Siz çok zeki bir kadınsınız. Hayır düşünüyorum. Ha şey bu. Niyazi tamam gariban. Çok mutlu oldum. Harika bir haber. İnanın çok mutlu oldum. Süper bir haber. Süper. Evet. Buraya kadar yani. Buraya kadar. Ben anlamadım. Şebnem Hanım, sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Gerçekten. Ama malum polisim. Yani bir daha karşılaşmak üzere diyemiyorum. Ha, evet tabii. Sizinle karşılaşmak demek kötü bir şey yaşıyor olmak demek. Tamam, ben de bence de umarım karşılaşmayız. Tabii. O zaman görüşmemek üzere. Görüşmemek üzere. Ben gideyim o zaman. İsterseniz bırakabilirim. Ay yok yok, zaten çok yakınım. Yürürüm. Bu açılmadı ama. Yardım edeyim. İyi günler o zaman. İyi günler. Merhabalar memur bey, ben Şebnem Gümüşçü. Bir şikayette bulunmak istiyordum. Beni yetkili birine bağlar mısınız? Her zaman 8 ricacı olurdu, şimdi niye 7? Efendim içlerinden birisi için acil ekstra bir zaman açmak durumunda kaldık. Nedenmiş o? Efendim Ümran Hanım'ın referansıyla özel olarak arandık. O halde ona yarım saat bir süre tanırız. Hay hay. Görüşürüz kendisiyle. Kim, adı ne? Efendim listenin en sonundaki isim. Kadıoğlu. Kimdir bu? Neredendir? Köklü bir İzmir ailesi efendim. Hariciye geleneğinden. Ayrıca gemi taşımacılığıyla da uğraşıyorlar. O zaman bekletmeyelim. İlk olarak Arzu Hanım'ı alalım. Kendisini derhal görmek istiyorum. Evet, kızınız kolejinde okumuş öyle mi? Evet. Adı nedir? Elif şimdi İsveç'te yaşıyor, doktorasını tamamladı ama orada yaşamayı tercih etti. Hoş, hoş. Geliniz Şebnem Hanım'la okuldaşlar aslında ama aynı dönemden değiller sanırım. Öyledir, herhalde. Neyse vaktimiz çok dar. Başlayalım mı bir an önce? Çok haklısınız gerçekten, pardon. Ben burada olduğum için o kadar heyecanlıyım ki. Yani sizler hatta şahsınız bizim ilhamımız. Yani bir nevi
çoban yıldızsınız Aysel Hanım. Ben öteden beri sizin tavrınıza, bakış açınıza o kadar büyük bir hayranlık duyuyorum ki. Teşekkür ederim. Buyurun sizi dinliyorum. Meramınız nedir? Bizim bu zamana kadar yürüttüğümüz projeler aslında daha çok eğitim desteği kapsamlı oldu. Ama sizin bu son kampanyanızdan aldığımız ilhamla açıkçası cesur bir hamle yapmak istiyoruz. O zaman konu kadın sağlığı. Kesinlikle, kesinlikle. Ama tabii ki sizin izniniz, sizin desteğiniz olursa bu fikrinizi bir adım daha öteye taşımak istiyoruz. Aysel Hanımcığım, aslında siz de bilirsiniz. Yani bu kadın sağlığıyla ilgili çalışmalar daha çok yetişkinler için yapılıyor. Ama ergenlikle birlikte bedenleri değişip dönüşen genç kızlar maalesef hep geri planda kalıyor. Tabii ki. Kadınlar bedenlerini ne kadar erken tanırlarsa hastalıklardan korunma şansı da o kadar yüksek oluyor. Yani gerçekten çok doğru söylemişler. Yani sizinle ilgili, sizi böyle yakından tanıyınca hayran olmamak imkansız Aysel Hanım. Teveccühünüz. Ben lafı fazla uzatmayayım. Hem kaynak hem de organizasyon kapsamında bu projede sizin himayenize ihtiyacımız olacak. Yol göstericiliğinizi gerçekten yürekten arzu ediyoruz. Bu konuyu düşüneceğim. Size olumlu ya da olumsuz dönüş yapacağız. Değerli vaktinizi ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu arada sizinle yüz yüze tanışma fırsatı bulduğum için de çok mutluyum. Merci. Necmi, Arzu Hanım'ı kapıya kadar geçirir misin lütfen? Merci. İyi günler. İyi günler. Merci. Şebnem'in kendine seçtiği soyadına bak. Ne yapıp edip bizim başımızı belaya sokacak kız. Demek gümüşçüler beni şikayet etti, öyle mi? Onları rahatsız ediyormuş. Peki. Aracı alır mısınız lütfen? Çok özür dilerim hanımefendi ama maalesef bugün çok doluyorsun. Ay ne olacak canım, şuraya bir yere sıkıştırıverirsiniz. İmkanı yok. Bana yer yok yani. Maalesef. Tamam. Ben de kendime başka bir yer bulurum. Geldim Dido'cum, geldim. Dido, ne oluyor? Fena. Peşire hiç vakit yok. Direkt konuya giriyorum. Hayır, hayır Sebna. O ne? Gördüklerin hepsi gerçek. Gördüğün gerçek. Ama merak etme. Şimdilik ortalığa saçılmayacak.
Ben Aydın'la pazarlık ettim. Ama onu biliyorsun. Yani önünde sonunda patlatacaktır bu haberi. O yüzden bize acil hareket planı lazım. Yani kar zarar hesabı. Bu iş nereye gider bir görelim. Yani göz mü yumalım yoksa iş büyür mü? Bak, arkanı dönmek, görmezden gelmek de bir çözüm. Ama işe ciddiye binerse, o yüzden bizim önden basmamız lazım. Bak ben araştırmalarımı yaptım. Tamam? Öncelik duyulmaması için. Aydın'a hızla bir kurban veriyorum ve o da bu haberi yapmıyor, bizi bekliyor. Ama bu arada bu ikisi ortalıkta görünürse biteriz. Önlem alırsak en az zararla halledebiliriz. Adımlarımızı çaktırmadan atacağız, merak etme. Bu operasyondan kimsenin haberi olmayacak. Sezmeyecekler bile. Sebo. İyi misin? Bak topla kendini. Sebo, burada mısın? İyi misin? Sebo. O fotoğrafı bana at Didem. Ne? Fotoğrafı bana at. Ne yapacaksın? Didem, fotoğrafı bana at. Hayır, sakın. Onur'la yüzleşeceksen sakın. Didem, o fotoğrafı bana at. Geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Dilerseniz sizi şu masaya alalım. Ay yok, ben burada oturacağım. Maalesef mümkün değil. Rezerve. Hiç merak etmeyin, misafirleriniz gelene kadar ben kalkmış olurum zaten. Yalnız full time rezerve. Full time mı? O ne demek? Yani masa sahibi yokken başka birisinin oturmasına izin veremiyoruz. Mekan sahibinden bağımsız bir de masanın sahibi var, öyle mi? Evet efendim. Hayret ya. Bugün ben elimi neye atsam tutulmuş. Bir bana yer yok yani. Gösterdiğim masayı beğenmediysen size başka bir masa ayarlayabilirim. Ha yok, siz yanlış anladınız. Ben bu masada oturacağım. Sizin üstünüz her kimse onu çağırın bana. Aa bakmayın yüzüme hadi. Şeflem hayır. Hayır sakın. Didem. Şeflem. Şeflem dur, yapma. Didem. Yapma. Dur Didem. Bağırma bağırma yapma. Çok dur, büyük dur, hata dur, yapıyorsun. Dur. Yapma Şeflem. Şeflem sakın. Şeflem yapma of. Yolladın mı? Onur'a yollama. Onur'a yollama. Sakın. Bak Onur'la konuşmayacaksın ya. Dur. Ama Onur'a yollama. Onur'a yollama lütfen. Şebnem beni dinle. Beni bir dinle. Beni bir kere dinle lütfen. Lütfen dinlemek istemiyorum. Şebom. Şebom bak. Bir sakin ol. Tamam. Beni bir dinle. Canım. Biz buralara kolay mı geldik? Ha? Yaşadıklarımızı düşün. Bak. Bir yat üzerine. Sonra yarın ne yapacağımızı konuşalım. Bak ne olur. Bana gel. Hah, yatıp zıvaralım. Hah. Bak sana söz veriyorum. Yarın bir strateji belirleriz. Hah. Şebnem bana bir şey söyle. Tamam Didom de. İkna oldum de. Tamam bir gün bekleyeceğim de. Ama bana bir şey söyle. Şebom. Şebom.
Çok haklısın. Ama bir gün bekle olur mu? Bir gün. Didem Hanım. Evet. Bir sorun var, bakabilir misiniz? Tamam, ne sorunu çözün siz. Yalnız biraz büyük bir sorun var. Bunu böyle bayağı şeyler bir evlilik Nihat mı dedi o zaman? Hangi konuda ne yapalım? Ay Bahar, alaksız bana. Ne bileyim, hangi bir son ne konuştuysak onunla ilgili sanıyorum. Şöyle sefa. Ay kimdi bu? Aydın. Kim o Allah aşkına? Tam çıkaracağım, çıkaramadım. Tanıyor gibiyim de. Ne? Öylesine canım, gülesim geldi. Has kadın değil mi? Güzel kadın. Ha? Yalnız bu Sima gerçekten bir yerden çok tanıdık değil mi? Gergin mi biraz o? Bir şey söyleyeceğim. Şebnem'in masasına mı oturmaya çalışıyor? Elini bile sürse şu an burada kıyamet kopar. Hadi inşallah canım. Aa, ya. Aydın. Olay çıksın istiyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle yardımcı olabilirsiniz. Ben bu masada oturmak istiyorum ama personeliniz bana engel oluyor. Çünkü bu masanın sahibi var. Onun dışında kimseyi oturtmuyoruz. Ha. Çok affedersiniz, sinirlerim bozuldu. Şaka değil yani. Gerçekten masanın sahibi var. Her işletmenin kendine özgü uygulamaları olabiliyor. Hı hı. Kimmiş bu kaf dağı sahibi? Çok merak ettim. Bakın, burada mesele müşterimizin kim olduğu değil. Nedir peki mesele?